AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan çoklu baro teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Ancak itirazlarla beraber Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Herita Akdeniz'de çoklu baronun ne getireceğini anlattı. Buradaki getirdiğiniz teklif, çoklu baro teklifi, baroları bölme teklifidir. Eğer devlet tekse, eğer millet tekse, bayrak tekse ki hep bunu savunduk. O zaman niye çoklu baro diyorsunuz? Neden çoklu baro diyorsunuz? Yani her şeyin teki makbul. Bir de bir şey daha var. Yargılama faaliyeti tektir. Devletin egemenliği altında yürüyen bir faaliyettir. Bu özelleştirme konusu edilemeyecek bir şeydir. Baroları çoklaştırdığınız zaman bir nevi özelleştirmiş olmuyorsunuz ama siyasetin bütün katmanları ve kurumlarıyla baroların arasında yerleşmesine sebep oluyorsunuz. Çünkü baroların bölünmesi demek, grupların, anlayışların, her kafasına esenin kendi barosunu kurması demek. Şimdi böyle bir şey yok. Yarın bir mahkeme yargılama yaptığında bir avukatın hangi baroya kayıtlı olduğuna mı bakarak karar verecek? Ya da bir kurumda bir iş takip eden bir avukata hangi baroya kayıtlı olduğuna bakarak mı uygulamayı ona göre yapacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlıyız dediği bazı illerde birden fazla baro kurulmasını öngören yasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Hatay ve Gaziantep'in de bulunduğu 20 baro başkanı toplantıya katılmak üzere meclisin Çankaya kapısına gitti. X partisinin barosu, G partisinin barosu, Z partisinin barosu tehlikesi var. Buna yol açacak olan böyle bir bölünme girişimi aslında tam da amaçlarını işaret ediyor. Amaçların baroları bölmek, baroları zayıflatmak, baroların demokrasi getiriyoruz adı altında güçlü yapılarını ve gerçekten bu ülkede halk için, yurttaşlarımız için en zor zamanlarda yanında oldukları yurttaşlarımızın sesi için onların çıkan sesini kısmak. Hep şunu söylerim, tekrar edeyim. Bir vatandaşın mahkemesi, savcısı olmaz ama avukatı olur. Dolayısıyla avukatların sesini kısarsanız, avukatların sesini kıstığınızda baroları sesini kısarsanız avukatların sesini kısmış olacaksınız. Avukatların sesini de kıstığınızda yurttaşlarımızın sesini kısacaksınız. 3 baro başkanının temsilen içeri alınması önerisine baro başkanları karşı çıktı. Baroların istedikleri komisyon görüşmelerine her başkanın müdahil olması. Başkanlar talepleri karşılanana dek meclis önünde bekleme kararı aldı. Başkan Ekrem Dönmez yeni bir günde meclis kapısında yaşananları ve değişikliğin amaçlarını anlattı. Nispi temsil getirmeye çalışıyorlar. Nispi temsilde de herkesin iradesini yansıtması var. Bizim 80 baro var yani. 80 baronun iradesi var, 80 baro. Hükümete de yakın olan birçok baro dahil buna. Diyorlar ki bu çoklu baro anayasaya aykırı. Bu çoklu baro hiçbir şekilde makul ve mantıklı değil. Bu çoklu baro hiçbir şeye, hiç vatandaşın yararına da, kamu yararına da hizmet etmiyor diyorlar. Ama buna rağmen parti dinlemiyor. İşte Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde milletvekillerinin vicdanına sesleniyoruz. Yani elinizi kaldırdığınızda yarın yurttaşlarınıza ve çocuklarınıza kötü bir miras devretmek istemiyorsanız, bu mirası sağlıklı bir şekilde devretmek istiyorsanız gelecek teklife hayır deyin. Dönmez çoklu baroya geçildiği takdirde telafisi zor gelişmeler yaşanacak. Herkes her ideoloji istediği takdirde baro kurabilecek. Bu da bölünme anlamına geliyor. Çoklu baroyu savunanlar terörü destekliyor. Terörün barosu işte o zaman olacak. Kaygılandığımız da o. Bilmem neyin örgütünün barosu olacak diye uyarıyoruz. Ta 2010'da Hakimler Savcılar Kurulu yapılandığı zaman 4 yıl sonra pişman olduklarında ardından 2 sene sonra 5500 hakim savcı atıldı. Bu sadece Hakimler Savcılar Kurulu'nda bu. Sayısı 1 milyona yakın insan fişlendi, gözaltına alındı. Sayısı yine kamu görevini gören yaklaşık 300 bine yakın insan kamu görevinden ihraç edildi. Dolayısıyla baro başkanları mı yanıltmış daha zaman hükümeti? Baro başkanları mı o zaman terör destekçisiydi?
Baro başkanları mı hakim savcılar kurulunun yapısı değişsin, anayasa değişsin dedi. Onun için aklı evliler kimseye akıl vermeye çalışmasın. Bu baroları bölerken ne yaptıklarını biliyorlardır. Ama neye hizmet edeceklerini de 4 yıl sonra vay birileri yine bizi yanılttı diye ağlara vatandaşa koştuklarında lütfen vatandaşlarımız da artık yeter demeyi ihmal etmesinler. Yani yanılta yanılta gidiyoruz. Barolar terörizmin yanında durmazlar. Barolar terörizmin destekçisi olmazlar. Ama bu baroları bölerseniz fiilen terörizmin de barosu olacaktır. Başkanlar komisyon toplantısının ardından teklif meclis genel kurulunda kabul edilirse konuyu AYM'ye taşıyacak. Meclis genel kurulunda da bu süreç tamamlanırsa son bir şans daha kalıyor. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne kadar iş gittiği takdirde de o son ana kadar, yani bu işin sürecinin tamamlanacağı son ana kadar biz direnmeye, bu teklifin yanlış olduğunu anlatmaya, anayasaya aykırı olduğunu anlatmaya, kamu yararı bulunmadığını anlatmaya da devam edeceğiz.